yürü. Heh. Burası galiba ya. Tamam tamam. Dur burada. Merhabalar kızım. Seninle konuşacaklarım var. Şöyle dolaş da arabaya bin hele. Hadi. Kapıda konuşsaydık ya, konu komşu ne der? Niye? Doğuma gidiyorum dersin, olur biter. Sen tanımadın mı beni? Tanıdım, Cemal Ağa. Cemal Ağa, iyi. Hafızan bayağı iyi. Benden ne istiyorsunuz? Ben Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan cinim kızım. Bir soru soracağım. Sen de doğru cevap verirsen dile benden ne dilersen. Ne o? Teklifimi beğenmedin mi? Bu aralar soranın çok galiba. Peşinde benden başkaları da mı var? Peki ama burada durmayalım. Hay hay. Yürü gidelim. Dayı, Bedistan Nakum. Sağa çek. Söyle Bülent'i köye getirsinler. Bir anda zorunlu bir değişiklik oldu Demir Bey. Bülent'in birlikte iş yaptığı Araplar devreye girmiş. Onu bulmaya çalışıyorlar. Sizin güvenliğiniz için şimdilik kalebe gitmiyoruz. Peki planınız ne? Haber gelene kadar bizim güvenli yerlerimizden birine gireceğiz. Bülent'in başına bir şey gelmez değil mi? Ölüsü bize yaramaz çünkü. Konuşursa hepsi başına gelecek. O yüzden Bülent'in sağ kalmasını istemiyorlar. Yasemin'i arıyorsan az önce gitti. Komşusun sen, bilirsin. Nereye gitmiş olabilir? Az önce fiyakalı bir araba geldi durdu. İçinde yaşlı bir adam vardı. O arabaya bindi gitti. Dur kardeşim, burada ineceğim. Burası dağ başı. Sana ne, sen dursana. Yeni okuyorsun ha İhsan Bey. Az ara ver. Bak kahve yaptım ikimize. İyi bir kahve içmeyeli çok zaman oldu. Eline sağlık. Sade yaptım. İyi tahmin etmişsin. Sağ olasın. Mümkün olsa sana ne lazımsa yaparım da... İhsan abimize anca bir kahve yapabildik. Gel otur, karşılıklı içelim.
Sen beni hatırlamazsın, nereden bileceksin? Babam senin yanında çok çalıştı. Hep hayır duası okudu sana rahmetli. Hep iyilikle anardı. Kim senin baban? Kör Hayrettin derlerdi. Bir gözü şöyle yarı inik dururdu. Sen Hayrettin'in oğlu musun? Hı hı. Oğlanlara bir memuriyeti yerleştirsem der dururdu. Bana gelir dilekçeler yazdırırdı. Demek başarmış sonunda. Nereden nereye? Seni bir arkadaşın yakmış öyle mi İhsan Bey? Sen buraların adamı değilsin. O alçağı bulurlar da tez zamanda yuvana kavuşursun inşallah. Bir tek çiftlik kalmıştı elimizde. O da yarın öbür gün satılır. Buradan çıkmak derdimizin çaresi olsaydı keşke. Özel yemek ister babanız. Her şeyin en güzelini sofrada görmek ister. Evin kalabalığından mıdır bilmiyorum. Bu aralar Cemal Bey'i çok ihmal ettim. Babam torunlarıyla birlikte çok mutlu, sen merak etme. Birden 6 kişi olunca yemeğin ölçüsünü bile kaçırdım Neriman Hanım. Tuzu, biberi, yağ hepsi ayar istiyor. İnanır mısınız? Kiler'de ilk defa pirinç bitmiş. Genç kızlığımda evde misafir eksik olduğu zaman babam evin bereketi kaçtı derdi. Ben bir gün misafirsiz sofra hatırlamıyorum. Tuzu da biberi de tamdı. Ne olmuş bu eve böyle? Tadı tuzu kaçmış. Oldum olası kalabalık sofraları yedirmeyi içirmeyi sever. Babamın en büyük mutluluğu bu. Ah, kızlar geldi galiba. Asi ne yaptı acaba? Hemen karar vermen gerekmiyor. Annenle konuş, dedenin fikrini al. Girseniz ayol, niye öyle kala kaldınız? Anne, anne, aile toplantısı yapmamız lazım. Ne diyorsun kızım, ne aile toplantısı? Ya hani önemli bir konu olduğunda ailecek bir araya gelip tartışırız ya. Hı-hı. Aa, tabii öyle yaparız. Hı-hı. Size bir süre burada misafir edeceğiz. Burada güvendesiniz. Peki Bülent nerede? Adamlar peşine düşmüş. Güvenli bir şekilde buraya getireceğiz. Merak etmeyin. Yukarıya çıkalım. Çocuk ölü doğmadı, onu biliyorum. Sonra da alıp birine verdiler. Dedim ya Cemal Ağa. Ya kızım, dönüp dönüp aynı lafı gevelemesene. Kime verdiler bebeği, onu söylesene sen. İhsan Bey'in adamı geldi aldı bebeği. İhsan diyorsun, dikkat et. Başka biri değil. İhsan diyorsun. Seneler sonra gene gördüm o adamı. İhsan Bey'le beraber gördüm. Onun adamı işte, daha ne diyeyim. Demek bu kadar eminsin. Bebeği alan İhsan da ha? Hiç acımadınız mı bebeğe? Biz emir kuluyduk Cemal Ağa. Bebe öldü diyeceksin dediler, öyle dedik. Şimdi beni bulurlarsa ne yaparım? Ay. Götür bunu Mersin'deki çavuşun çiftliğine. Orada dursun. Kalan ömrünü hapiste çürütmek istemiyorsan sözümden çıkma kızım. Dediğim yere gidip ben söyleyene kadar burnunu kapıdan çıkarma. Anladın mı? Anladın mı? Getir şunu. Vay şerefsiz damat vay. Bundan sonra elimden çekeceğim var.